Türkan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burun operasyonunuz var. Evet. Heyecanlı mısınız? Çok. Peki Bilgen Bey'i nereden buldunuz? Instagram'dan buldum. Bayağıdır takip ediyorum, birkaç senedir. Ya benim için hayal gibi bir şeydi. Çünkü eşimden çok çekiniyordum. Çok onay olacağını düşünmüyordum ama sağ olsun izin verdi. Ben de buradayım, hala inanamıyorum yani. Peki en son ne zaman karar verdiniz? 1,5 senedir takip ediyorum dediniz ya. Ben çok kısa dönemde karar verdim. Bu yaz böyle bir konu geçti. Sonra yaz dönüşü eşimle konuştum. O da tamam dedi. Çok kısa bir dönem oldu yani karar vereyim. Şimdiden geçmiş olsun diyelim o zaman. Selam, günaydın. Tam bahsetmeye başladık hocam. International Day is some big time to continue your worship today. 7-7-7'de bütün dünyada aynı anda konserler yapılmıştı. Global Warming'de. Ya. Yeah. Konserlerden biri daha öyle izlemişti. Gerçekten senelerde şundan bıktım. Oradan bir kere öyle. Keyiflik işimi o yüzden çektirdim. Bitireceğim. Söz. Bu biter mi? Ama şimdi değil. O işler bitti. Bu işlerin arasında yapsak. Olmaz. Bu işin onu uyanırken yapacağım. Yoksa yanlış kası bu. Kontrolde. Kafama göre. Kafamıza göre değil, ama bir şey istiyorum. Oy! Ancak istedim seni. Aha, annem var. Selam. Ver, konuş. İyi günler Senar. Hocam al. Elmas teyze merhaba. Doktor Bilge Hanım, nasılsınız? Tam odasındaydım siz aradım. Ellerinizden öpüyorum. Doktor Bilge Hanım Aydın, ben kızınızın doktoruyum. Ameliyata almadan önce geldim odasına. O sırada siz aradınız. Vallahi ben... Yok, onu mu ameliyat edecek? Ameliyat alıyor musun? Yazık bir ameliyat alıyor musun anne? Hadi bakalım. Var var şaka, da... Şaka yok, yokmuş ameliyat falan şey, değil. Şu an siz anlayamayabilirsiniz. Şaka şaka, dur veriyorum ben. Bence... Yok yok, biliyor ameliyatı da anlamamıştır o sınav. Çok mu havalı? Fazla mı havalı? Hayır, sen de havalısın. Burun deliklerini görür müsün? İyi, çok da biraz da alacaklarım. Tamam, görünmesin. Evet, ben sana haber veririm. Ama kocaya boşuna dursun. Ay, yapışım kocam canım. Kocam da alacaksın. Onunla evlenmek için 6 sene var. Hocam, yapışım kocama. Aa, tamam. Kocaman çocuğum var benim. Bu zaman onu yapacağız sonra. Senacığım, sizi tanımıyorum tatlım. Dolgu da var burada ama. Bunun parasını alır mı? Tamam. İyiyim, sabit Tuncer. Lavanta kolonyam nerede? Lavanta da var hocam. Lavanta reklamı ben yaptım biliyorsun. Lavantayı yıkıldı ondan sonra. Senin içeriye dolgu lazım. Suratın böyle şey ya. Poğaça suratçısın ya. Ben sonra geleyim. Buralarına bir şey tamam yapacağız. Buranın şöyle açıkça. Niye biliyorsun? Sen çok tatlı bir güler yüzlü kızsın. Buraların çok lüks fazla olduğu için böyle aşağı ittiriyor. Son dakika dönüyorsun. Olmuyor. Buranın bir şey tamam yapacağız. Böyle olacak. Ben ne zaman yapacağız hocam? Allah aşkına ya. Niye? Ya ben zaman bulamıyoruz. Evet. Bulursun o zaman. Ben çocukları bıraktım. İki gün düşünüyorum. Sen benim kuzenim Ela'ya vereceksin. Yok, Nalan'a vereceksin. Hangi kuzeni siz tanıyorsunuz kuzen? Nalan'a vereceğiz. Nalan. Çok kuzen varsa demek ki. 156 tane. Ben ayaklanır mıyım hocam? Hayır. Yapma. Ama tipine bakarsam ayaklanırsın diye düşünüyorum. O kalkar ya. Yani kalkmaya çalışırım. Yürüyecek bir yan bey. Allah herkese senin gibi bir hanım nasip eylesin. Kocam çok şanslı bir hanım. Senem durma bir kaç. Alayım bu bir daha. Kocamın şanslı olsun. Vallahi çok şanslı bir adamsın abi. Bütün memleket. Vallahi billahi öp başı üstüne. Ben bir şey söyleyeyim. Ne kadar sürer yaklaşık olarak? Sen elmanı ye, burada hasta yakın olarak. Ben de o sırada oturacağım, dersi falan gideceğim galiba. Ne derse gir? Üniversite. Sen de hoca musun? Hayır. Nesin? Öğrenci. Nerede? İstinye'de. İstinye'de? Ne öğrenci? Beslenme. Beslenme ve diyetetik. Sana tavsiyem, eski git kütüphanelere, eski beslenme biçimlerine bak. Eski endemik bitkilerine bak, özellikle Ermenilerin reçetelerini incele. Şeyde bulabilirsin, kütüphanelerde. Bulamazsan ben sana yardım ederim. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Reform ve Rönesans sonrasında Batı medeniyeti Doğu'yu eskiyi çok dışladı. Halbuki orada da şifa var. Şimdi bir tane tüm getireceğim. İlaç yutacaksınız. Midenizde şişecek. 6 ay sonra kendisi yiyecek. 6 ay boyunca yemek yemeyeceksiniz. Acıcık kalacaksınız.
Nasıl? Başarılar diliyorsunuz. Hocam iyisiniz değil mi? Uykunuzu falan aldınız böyle. Sence hayvan gibi eşit ediyorum. Bilmiyorum, gözünüz kısık gibi geldi. Allah'ım ya. İçeride bir şey bırakmayın.